ben Damla. Bugün yine benim için çok heyecan verici olan bir fikirle sizlerle beraberim. Bu üzerimdeki şişme montun yapımını paylaşacağım. Ama bu montun kumaşı hazır KAPİTONE kumaş değil. Ben onu kendim hazırladım. Videoda bunu nasıl yaptığımı paylaşacağım sizlerle. Bu tarz böyle gri metalik montlar şu anda her yerde var. 200 liraya var, 600 liraya var, 13 bin liraya var. Zaten 13 bin liraya gördüğüm zaman şok oldum yani. İnanılmaz şaşırdım. Aslında bu videoyu böyle şu kadarı gördüm, bu kadarı mal ettim serisi altında hazırlamayı düşünüyordum. Açıkçası modeller çok fazla hoşuma gitmediği için kendi kafama göre yapmak istedim. Ki zaten bu videoda benim göstermek istediğim şey hani belli bir model değil çünkü zaten sade bir mont. Sadece buradaki teknik nasıl bunu yapabiliriz diye bunu göstermek istiyorum size. Tabii ki videonun başlığının amacı biraz daha ilgi çekmek. Benim ne kadar mal ettiğime gelirsek de bu dışındaki gri gümüş kumaşın bir parçasını 5 liraya almıştım. İstanbul Ümraniye'den almıştım. Çarşıdaki parçacılardan almıştım. Siz de giderseniz güzel şeyler var. Daha sonra içindeki kumaşı da metresini 3 liradan almıştım. 1,5 metre kullandım. Onu da 4,5 liraya aldım. Şöyle bir tane fermuar kullandım. Bunu da yine Ümraniye'den almıştım. Ben 1 TL'ye almıştım. Daha sonra içinin elyafını da bu seccadelik elyaf olarak geçen elyaflardan. Onu da metresini 8 liraya almıştım. Kocaman bir eni olduğu için zaten 1 metre yetmişti. Kaç yaptı? 18,5 yaptı. Bir de içine işte ben sadece temiz durması için yaptım. Buralarını dikiş yerlerini biye ile kapattım. Onu da işte 2,5 lira tam olarak ne kadar kullandım bilmediğim için 2,5 lira diye yuvarlıyorum ve 20 TL'ye bir mont elde etmiş oldum. Şimdi diyeceksiniz ki normal şişme mont gibi mi oldu? Evet ama biraz daha sert oldu. Onun da sebebi kumaşlarımın sertliği. Yani içindeki elyafların ben aynı olduğunu düşünüyorum. Onlara da onu kullanıldığını düşünüyorum. Tabii bu ultra hafif falan filan onlardan değil yani. Normal şişme mont elyafı diyorum. Böyle ben gayet sonuçtan memnunum. Eğer siz de denerseniz fotoğraflarını bana atmayı unutmayın. Şimdi nasıl yapıldığına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öncelikle malzemeleri sayarak başlayalım. 1,5 metre kadar astar için kullanacağım gömleklik bir kumaşım var. Bunun metresini ben 3 liraya alıyordum. Böyle normal pamuklu bir kumaş. İçine böyle kaygan olan floş astar denilen şeylerden de kullanabilirsiniz. Ve 1,5 metre kadar da gri parlak kumaşım var. Ben bunu Ümraniye'den almıştım. Videonun başında belirttim zaten. Ve şöyle 2-3 metre kadar da biye kullanacağım. Elimde olduğu için içini de temizlemek istedim ben açıkçası. Ayrıyetten almadım. Ve son olarak da metrelik elyaf diye geçen bu seccadelerin içinde kullanılan veya bebek yataklarında kullanılan elyaftan aldım. Bu elyafları da yorgancılarda, tuhafiyelerde veya hobi marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Bundan da 1 metre kadar bize yetecektir. İlk olarak astar kumaşıma kalıp çıkarmayla başlayacağım. Kumaşımı 2 kat seriyorum ve daha sonra tekrar 2'ye katlıyorum. Kumaşımın kat yerine bir pijamamı 2'ye katlayarak yerleştiriyorum. Ve pijamamın dikiş yerlerinden kumaşımı kesiyorum. Eğer yeni başladıysanız çizmenizde fayda var. Ve gördüğünüz gibi 2 tane arka parça elde ettim. Ve daha sonra bir tanesini ayırıyorum ve kol oyuntusunu birazcık tıraşlıyorum. Yakasında göz kararı biraz daha derinleştiriyorum. Ve kat yerinden ikiye ayırıyorum. Normalde buraya fermuar için pay da bırakabilirsiniz. Ama ben astarla yapacağım için fermuar dikeceğim pay çok çok küçük. Ve onu ben göz ardı ediyorum. Ama tabii ki çok da doğru bir şey değil. Şimdi kollarımı keseceğim. Yine aynı şekilde kumaşımı 4 kat katlıyorum ve kat yerine kolumu kat yerinden yerleştiriyorum. Bu şekilde kol parçalarımı dikişlerinden kestikten sonra kestiğim parçayı açıp bir tarafını tıraşlıyorum. İğne takıyorum. Burası ön parçaya denk gelecek. Karıştırmamak için işaretlemiş oldum. Şimdi bütün bu parçalarımı elyafımın üzerine yerleştiriyorum. Ve bu parçalarla aynı olacak şekilde elyafımı kesiyorum. Gördüğünüz gibi elyafımdan da bütün parçalarımı kestim. Fermuarın geleceği yerde elyaf olmasını istemediğim için ön parçalarımdan şöyle bir yarım santim kadar kesiyorum yan kısmını.
Ve elyafımı kestiğim gibi gri kumaşımdan da parçalarımı kesiyorum. Ama burada unutmamamız gereken bir şey var. Gri kumaşımı astar ve elyafa göre biraz daha uzun kesiyorum. Yani kenar kısımlarını değil de mesela ön ve arka parçanın alt kısmını 4-5 cm kadar uzatıyorum. Aynı şekilde kol uçlarını da 4-5 cm kadar uzatıyorum. Böylece içeri doğru kıvıracağım gri parçamı ve kenarları da daha güzel görünecek. Şimdi parçalarımızı birleştirip kapitonemizi oluşturmaya geldi sıra. Öncelikle astar parçamı tersi bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve daha sonra üzerine elyaf parçamı koyuyorum. Ve gri kumaşımı da yüzü bana bakacak şekilde yerleştiriyorum bunların üzerine. Bunların üçünü birleştirerek tek bir kumaş haline getireceğiz. Birkaç yerinden kaymaması için iğneliyorum. Şimdi buraya çizgi çizgi dikeceğiz. Ama tabii ki dikerken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bunlardan en önemlisi kesinlikle dümdüz çizmek. Eğer eğri büğrü dikersek gerçekten çok kötü bir sonuç alırız. Ben 10'ar santim kadar aralıklarla yapacağım. Bunun için cetvelimi dikey tutarak 10'ar santimden işaretliyorum. Sağa ve sola olacak şekilde işaretliyorum ki dümdüz bir şekilde çizebileyim. Ayrıca çizerken benim kumaşlarım çok açık renkli olduğu için kurşun kalem kullandım. Ama eğer koyu bir kumaşla çalışırsanız normal sabunla da çizebilirsiniz. Daha sonra yıkamanıza gerek kalmaz. Ve şimdi çizdiğim çizgilerden düz dikişle dikeceğim. Bunu birazdan daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdi sadece mantığını göstermek istedim. Bu arada düz dikiş yaptıktan sonra bütün bir çevresine zikzak dikişle gittim. Çünkü gri kumaşım çok fazla iplikleniyordu. Şimdi kol parçalarımı aynı şekilde üst üste yerleştiriyorum. Bu arada şunu da hatırlatayım. Hem astar parçamın yüzü hem de gri kumaşımın yüzü dışarıya doğru bakacak. Yani biz burada bir astarlama yapmıyoruz şu anda aslında. Tek bir kumaş haline getiriyoruz bunları. Kolumu katlıyorum ve arka bedenimin ilk dikiş yerini işaretliyorum. Böylece hepsinin aynı hizada olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı maalesef. Yine aynı şekilde 10'ar santim arayla işaretlerimi koyuyorum. Ve daha sonra işaretlediğim noktaları dümdüz bir şekilde birleştiriyorum. Şimdi iğnelerimi bu çizgilerime dik olacak şekilde takıyorum. İğnenin tam arkada kalan boşluk kısmı çizgimin üzerine gelecek. Yani böylece hem çizgiyi görebileceğim hem de iğneyi çıkarmadan dikişimi yapabileceğim. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Ben burada iğnemi değiştirmedim. 14 numara iğne benim işimi gördü. Ama eğer kumaşınız kalınsa 16 numara da kullanabilirsiniz. Ayrıca her zamanki kullandığım baskı ayağımla diktim. Hiçbir sorun yaşamadım. Gördüğünüz gibi düz dikişle dikiyorum. İğneleri nasıl taktığımı da burada rahat bir şekilde görebiliyorsunuz sanırım. Ve bütün çizgilerimi tamamladıktan sonra etrafına zikzak dikiş gidiyorum. Ve böylece kol parçamı da kapitone kumaş haline getirmiş oldum. Şimdi iğnelerimi söküyorum. Ve böylece kolum tamamen hazır oldu. Bu gri kumaştaki fazlalığımız tam olarak bu noktada işe yarayacak. Gördüğünüz gibi katlayacağım en son. Şimdi ön parçaları yapmaya geldi sıra. Öncelikle fermuarımızı takacağız. Astar parçamın yüzüne fermuarımı bu şekilde yerleştiriyorum. Fermuarımın dişleri gördüğünüz gibi içeri doğru bakıyor. Dışarı doğru bakmıyor. Buraları düz dikişle dikiyorum. Daha sonra gri parçamı tersinden bu parçamın üzerine yerleştiriyorum. Ve kenarlarından iğneliyorum. Şimdi burayı diktikten sonra tersine çevirdiğimizde fermuar bu iki kumaşın arasında kalmış olacak. Gördüğünüz gibi kenarından diktim ve gri kumaşım çok fazla ipliklendiği için bir güzel sürfile çektim. Bu şekilde tersine çevirip katladığımda gördüğünüz gibi hem içeride hem dışarıda fermuarım çok temiz görünüyor. Bu iki kumaşın arasından sadece dişleri çıktı fermuarımın. Bu kenarlarından tekrar iğneliyorum ve buradan tekrar düz dikişle dikeceğim ki kumaş böyle bastırılmış olsun kenarlarından. Ve fermuarımı çektiğimde böyle görünüyor.
Şimdi gri parçamın bir tanesini kaldırıp araya elyafımı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi başta elyafı birazcık ucundan kesmiştik. O yaptığımız şeyin önemi burada açığa çıkıyor aslında. Kaymaması için birkaç yerinden tutturuyorum. Ve daha sonra arkasını çevirip arka parçayla dikişlerin aynı hizada olmasına dikkat ederek tekrardan çiziyorum ve dikiyorum. Aynı kol parçamda ve arka parçamda yaptığım şeyleri tekrarlıyorum yani. Ve böylece ön parçam da hazır oldu. Şimdi arka parçamın yüzüne ön parçalarımı yüzlerinden yerleştiriyorum. Ve omuzlarından düz dikişle dikiyorum. Ben diktikten sonra dikişimi bir yeyle kapattım ki daha güzel, daha temiz bir görüntü oluşsun içeride de. Ve daha sonra bu şekilde ayırıyorum. Bu kalan oyuntuya kolumu yerleştireceğim. Zaten bunları artık çok fazla yapıyoruz. Çok ayrıntıya girmeden anlatıyorum. Ve bu şekilde kollarımı da diktikten sonra yine dikiş yerlerini bir yeyle temizledim. Şimdi omuzlarından tutup montumu katlıyorum. Ve kol altıyla yan kısımlarını dikiyorum. Diktikten sonra yine ve yine gördüğünüz gibi bir yeyle temizledim. Ve montumun düzüne çevirdiğimde gördüğünüz gibi aslında işin büyük bir kısmını halletmiş olduk. Şimdi montumun alt kısmını kapatarak iğneliyorum. Bu gri parçada fazlalık bıraktığımız kısmı iki parmak içeriye katlayarak iğneliyorum. Ve iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Kol uçlarımı da aynı şekilde iki kez içeriye kıvırıyorum. Ama bu sefer direkt makineyle düz dikişle değil de elimle dikeceğim. Zaten içinde elyaf olduğu için dikişin düz taraftan görünme gibi bir olasılığı hiçbir şekilde olmuyor. Kollarda çok fazla dikiş sevmediğim için böyle yapmak istedim. Siz direkt dikebilirsiniz. Tabii makineye oraya sokabilirseniz. Şimdi kapüşonu yapmaya geldi sıra. Kapüşon birazcık gözümü korkuttuğu için en sona bırakmayı tercih etmiştim. Ama böyle hani kapüşonsuz bir cekette yapabilirsiniz. Şu anda yakayı kapatırsanız ceketiniz tamamen hazır olmuş olur. Bunu da göstermiş oldum böylece. Yakamın çevresini ölçüyorum. Daha sonra ölçtüğüm uzunluktan 3 cm kadar eksik bir uzunluğu böyle çapraz bir şekilde kumaşımda çiziyorum. Ve tamamen göz kararı bir şekilde kapşonumu kesiyorum. Ben burada göz kararı yaptım ama siz bir hırkanızdan falan da kapşonun kalıbını çıkarabilirsiniz. Burada çok kısa görünüyor gördüğünüz gibi ama 3 parça kapşon yapacağımız için burası tamamlanacak. Kestiğim parçanın kafa olan kısmını yani bu oyuntulu kısmı ölçüyorum mezuromla. Ve daha sonra ona uygun bir şekilde 3 cm daha eksik yaptığımız için 6 cm bir parça kesiyorum. Tabii ki payları eklemeyi unutmayın. Her zaman birer cm dikiş payımız var. Ve daha sonra bu parçamı bu yuvarlak kısma yüzleri birbirine bakacak şekilde yuvarlaya yuvarlaya iğneliyorum. Ve diğer parçamı da aynı şekilde buraya iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikeceğim. Ve tersine çevirdiğimde kapşonumuz hazır olacak. Bu parçanın aynısından hem elyafımda hem de gri kumaşımda tekrardan yaptım. Bunları böyle iç içe geçirerek kapşonumu hazırlayacağım. Kapşonun içine elyaf koymayabilirsiniz. Bazı şişme montlarda içi tamamen boş oluyor. Ama ben o görüntüyü sevmediğim için onu da elyaflı yapacağım. Elyafımı yerleştirmeden önce astar parçamı düzüne çeviriyorum. Ve daha sonra gri parçamı tersine çevirerek astar parçamı onun içine sokuyorum. Ve daha sonra ağız kısmını tamamen iğneliyorum. Yani boyunla birleşeceği yer hariç diğer tarafları iğneleyeceğim. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfüre çekiyorum. Ve daha sonra bunu tersine çevirip birbirinin içine sokuşturduğumda ağzı tertemiz bir dikiş elde ettiğim kapşonum oldu. Şimdi ise bunların arasına elyafımı sokacağım.
Kapşonumu böyle parça parça yapmak istemedim. Hem dikişte çok fazla zor olmuyor küçük bir parça olduğu için. Kapşonumun içi ve dışı da tertemiz olsun istedim açıkçası. Elyafımı parçaların içine yerleştirdikten sonra dikerken kaymasın diye oldukça fazla bir şekilde iğneliyorum. Ve kaymadığından emin olduktan sonra tersine çeviriyorum. Ve yine aynı şekilde astar parçamı da 10'ar santim aralıklarla çiziyorum. Bunu tamamen cekette yapmanız çok zor ama kapüşon gibi küçük parçalarda gayet işe yarar. Ben sadece yan kısımları dikmeye karar verdim. Orta kısmı hiçbir şekilde ellemedim. Orası düz kaldı. Ve bir daha ağız kısmını çok fazla büyük bir kapşon yaptığım için tekrardan içeri katladım ve o şekilde diktim. Eğer yakanız ve kapşonunuzun boyun kısmı denk gelmezse siz de öyle ağız kısmını katlayarak denk getirebilirsiniz. Ve daha sonra ceketimi alıyorum ve kapşonumu yakasına tamamen iğneliyorum. Bu şekilde takacağım yani buraya. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfile çekiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi yine bir yeme alıyorum ve bu sefer ikiye katlamadan direkt düz bir şekilde buraya yerleştiriyorum. Burada dikiş çok fazla kaba olduğu için yani çok fazla dikiş olduğu için üst üste bir yemi de buraya ekleyerek boynumu rahatsız etsin istemedim açıkçası. Onun için açık bir şekilde iki kenarından da dikmeye karar verdim. Ve bir yemi de diktikten sonra ceketim bu şekilde görünüyor. Bundan sonrasında istediğiniz gibi ceketi süsleyebilirsiniz, cepekleyebilirsiniz veya daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.